Sevgili Mutfak'tan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Dışarıdan açık ürün almamaya özen gösterdiğimiz ve özellikle evde ekmeğimizi kendimiz hazırlamaya çalıştığımız şu günlerde Ramazan ayı da yaklaşırken sizlere çok güzel bir pide tarifi paylaşmak istedim. Hiç vakit kaybetmeden yapımına geçiyorum. Pidemizin yapımına öncelikle hamurunu yoğurarak başlıyorum. Bunun için derin bir kap içerisine 200 ml'lik klasik su bardaklarıyla 4 su bardağı un alıyorum. Ardından tepeli dolu bir tatlı kaşığı ekşi maya kullanacağım. Eğer ekşi maya kullanmak istemiyorsanız yerine yarım paket yaş maya veya bir paket tek kullanımlık instant mayalardan koyabilirsiniz. Silme dolu bir tatlı kaşığı tuz ve şekerin ardından kuru malzemelerimi şöyle kısaca bir karıştırıyorum. Ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 su bardağından 1 parmak eksik ılık süt ve 1 su bardağı da ılık su kullanacağım. Kuru malzemelerim güzelce karıştıktan sonra su ve sütünü ilave ediyorum. Hamur biraz toparlandıktan sonra da 2 yemek kaşığı sıvı yağ azar azar ince bir şekilde akıtarak ilave edeceğim. Bu işlemi eğer elinizde yapıyorsanız sıvı yağ ilave etmeden önce hamurunuzu güzelce bir toparlayın. Ardından elinizi hamurdan güzel kurtardıktan sonra tekrar yağa batırarak hamurunuzu özlü bir kıvam alıncaya kadar en az 5-6 dakika boyunca yoğurun lütfen. Kullanmış olduğunuz ununuzun markasına bağlı olarak aldığı su miktarı değişebilir. Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur yoğurmaya özen gösterin. Gerek duyarsanız su, gerek duyarsanız un ilavesinde bulunabilirsiniz. Yoğurmuş olduğum hamurumun üzerini kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık 1 saat kadar dinlendiriyorum. 1 saat kadar dinlendirdikten sonra hamurumu makineme alarak tekrar bir 5 dakika kadar yoğuracağım. Yine aynı şekilde elinizi çok hafif yağa batırdıktan sonra hamurunuzu tekrar bir yaklaşık 5 dakika kadar elinizle yoğurabilirsiniz. İkinci yoğurma işleminin ardından da tekrar hamurumun üzerini kapatacağım. En az bir yarım saat 45 dakika kadar tekrar ikinci bir mayalanma işlemi için dinlendireceğim hamurumu. Ben pidelerimin hamurunu yoğururken 2 farklı marka unu karıştırarak kullanmıştım. Aldığı su miktarı biraz yetersiz geldiği için ilk yoğurma işleminin ardından az miktarda daha su ilave ederek kısa bir süre daha yoğurdum. Kıvamını biraz daha inceltmiştim. Şu an gördüğünüz kıvamı elde edinceye kadar su ilavesinde bulunabilirsiniz hamurunuza. Dediğim gibi kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olsun lütfen. İkinci kez de hamurumun üzerini örtüp yaklaşık 45 dakika kadar dinlendirdikten sonra elimi biraz yağlayarak ve zemini de biraz yağlayarak hamurumu kabımdan ayırıyorum. Masamın üzerine aldıktan sonra kısa bir süre daha şöyle hamurumu toparlayarak yoğuruyorum. Ardından 2 eşit parçaya böleceğim. İşlem sırasında olabildiğince az yağ kullanmanızı da tavsiye ederim. Eğer arzu ederseniz elinizi yağa batırmak yerine un serpmiş olduğunuz zeminde de hazırlayabilirsiniz pidelerinizi. Ben çok hafif şekilde yağa batırarak hazırlamayı daha uygun buldum. Eşit boyutta 2 parçaya böldükten sonra hamurlarımı tekrar beze haline getirdim. Yine elimi çok hafif yağa batırarak yaklaşık servis tabağı boyutunda açtım ve videoda gördüğünüz şekilde içine doğru katlayarak hafif rulo şekli verdim. Altta kalan parçayı da tekrar üzerine kapatıp ek yerini güzelce birleştiriyorum. Bu aşamadan sonra alt üst edip elimle hafif uzattıktan sonra aynı şekilde diğer bezemi de hazırlayacağım. Diğer bezeme de aynı işlemi uyguladıktan sonra üzerini bir streç film veya bir poşet yardımıyla kapatarak bu şekilde yaklaşık bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Eğer bulunduğunuz ortam çok sıcaksa bir 15-20 dakika sonra da kontrol edebilirsiniz. Bezelerinizin mayası gelmişse şekil verme aşamasına geçebilirsiniz. Elimle bastırarak biraz genişlettikten sonra dediğim gibi üzerine ortadan 2'ye bölmüş olduğum buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve yaklaşık 20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. 20-25 dakikalık bir dinlenme süresinin ardından görüyorsunuz gayet güzel bir şekilde kabarmış, mayası gelmiş. Ben pidelerimin ikisini ayrı ayrı tepsilerde hazırladım. Eğer arzu ederseniz tek tepside de biraz sıkıştırarak da hazırlayabilirsiniz. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin üzerine hamurlarımı dikkatli bir şekilde mayasını çok fazla söndürmeden aldım. Yine aynı şekilde elimle bastırarak birazcık büyüttüm. Büyütürken çok fazla inceltmemeye de özen gösterin. Yine elinize yapışırsa hamur ara ara az miktarda sıvı yağ batırarak elinize yapışmasını engelleyebilirsiniz. Hamurlarımın ikisini de eşit büyüklüklerde hazırladıktan sonra tekrar üzerini poşet yardımıyla örtüyorum. Yine bu şekilde bir 15-20 dakika kadar tekrar kabarmasını bekleyeceğim. Yaklaşık 15 dakikalık bir dinlenme süresinin ardından parmaklarım yine hafifçe yağa batırarak pide şekli vermeye başladım. Tırnak izleri oluşturuyorum. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni yapmayı ve yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakmayı da unutmayın lütfen. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Eğer bu şekilde iki ayrı pide yapmak, ayrı ayrı uğraşmak istemiyorum diyorsanız da fırın tepsinizin boyutunda tek seferde birazcık daha kabarık, biraz daha puf puf bir pide hazırlayabilirsiniz. Hamurunuzu ikiye bölmeden tek seferde açarak dediğim gibi tek tepsi içerisinde şekillendirip daha büyük bir pide olarak da hazırlamanız mümkün. Ben biraz daha orijinaline uygun olsun istediğim için böyle ikiye bölerek hazırlamayı daha uygun buldum. Elimi ara ara yağa batırarak ikinci pidemin de şeklini veriyorum. Bu aşamadan sonra bir adet yumurta sarısının içerisine 1 yemek kaşığı süt ilave edip güzelce çırptıktan sonra pidelerimin üzerine her tarafına gelecek şekilde fırça yardımıyla çok fazla mayasını söndürmeden süreceğim. Eğer bulunduğunuz ortam serinse üzerinin yumurta sarısını sürmeden kısa bir süre bu şekilde bekletebilirsiniz. Benim bulunduğum ortam yeteri kadar sıcaktı. Elimle şekillendirirken de zaten bir taraftan mayası tekrar gelmeye devam etti. Her tarafına güzelce yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine biraz susam ve biraz da çörek otu serpiştireceğim. Arzu ederseniz yalnızca susam veya yalnızca çörek otu kullanabilirsiniz veya her ikisini de ilave etmeseniz de olur. Sade olarak da hazırlamanız mümkün. Bu arada pidelerinizin yumurtalarını sürerken de fırınınızı 190 derece alt üst ayarda önceden ısıtmaya başlayabilirsiniz. Yumurta, susam ve çörek otunu da serpiştirdikten sonra bu şekilde bir yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirirseniz daha güzel olacaktır. Fırınınızı ısıtmaya başladığınız zaman da içerisine ısıya dayanıklı bir kapta biraz su koyarsanız pideleriniz pişerken çok daha yumuşak ve çok daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Eğer pideleriniz beklerken mayası çok gelir de şekilleri bozulursa çok hafif bir şekilde çok fazla söndürmeden elinizle birazcık daha o geçmiş olduğunuz çizgilerin üzerinden tekrar geçebilirsiniz. Tabii ki yumurta sarısını da çok fazla bulaş yapmadan çok fazla kabarmış noktalarına çok hafif daha bastırabilirsiniz. Ön ısıtma yapmış olduğum 190 derecelik fırınımın en alt ızgarasına tepsimi yerleştirerek pidemi pişirmeye bıraktım. Benim fırınımın tabanı birazcık daha geç pişirdiği için sık sık kontrol ettim. Bir sürede en alt fırının tabanında pişirdim. Altı da güzel pişebilsin diye. Sizler de pişerken altı ve üzerini kontrol edin. Eşit şekilde kızardıktan sonra fırından alın. Fırından aldıktan sonra da çok vakit kaybetmeden hemen üzerini bir bezle örtün. Kendi nemiyle beraber yumuşaya dursun. Şu an evdeki kokuları anlatmam gerçekten mümkün değil. İnşallah bu güzel tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Her iki pidem de güzel bir şekilde pişti. Üzerini örttüm ve dinlendirdim. El yakmayacak sıcaklığa ulaştıktan sonra hemen sizlere şöyle yakından göstermek istiyorum. Dilimleyerek de dokusunu yakından göstereceğim sizlere. Bugünlük de benden bu kadar. Keyifle hazırlamış olduğum bir videomun daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın lütfen. Tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bu tarz videolarımın devamını isterseniz bana ve kanalıma destek olabilmek için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak, kanalıma abone olarak, gönderilerime beğeni ve yorum yaparak bana ve kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.